Milletine hizmetkar lider geliyor. Bir ülke veya bir şehir en kötü nasıl yönetilir diye görmek istiyorsanız açın CHP'nin tarihine bakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Arnavutköy'de 82 eserin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in iftiraları vardı. Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle cevap verdi. Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekte suçlayan İsrail Başbakanı'nın sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye de tepki gösterdi. Muhalefet partisinin milli bir duruş sergilemek yerine sürekli Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer aldığını hatırlattı. Şimdi eminim İsrail'in bu saldırısına verdiğimiz cevaba karşı da CHP cenahından cevap gelecektir. PKK'yı yer ile yeksan ediyoruz. Karşı cevap CHP'den geliyor. FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz. Karşı cevap CHP'den geliyor. Cumhurbaşkanı darbe çığırtkanlığı yapan ve kendisini tehdit eden sanatçıları da unutmadı. Yargı yoluyla bedelini ödeyecekler dedi. Bu yok sanatçı müsveddesi. Bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler. Sonuna kadar kovalayacağız. Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders onları sandığa gömmektir. Sandıkları patlatmaya hazır mı?